Ben babanızı icat yüzünden eve gelmediğini zannediyordum. Meğerse sizin yüzünüzden eve uğramıyormuş. Siz gidince gizlice geliyor, suyunu yemeğini veriyorum gidiyor. Ben babanızı en son gizlice ne zaman eve aldım, siz onu biliyor musunuz? Ne devam etme artık, yeter ya. Ezan vakti, yatsı vakti bağırma ya. Lan ne oluyor orada lan? Anam evi mi terk ediyor? Yettim. Küstürdünüz babanızı. Benim yerim kocamın yanı. Bütün mal varlığımı size bırakıyorum. Buradayım artık. Anneciğim ne mal varlığı ya? Senin zaten 3 tane bileziğin var. Onu da koluna takmışsın. Hatta bir tanesi belli ki koluna girmemiş. Çamaşır ipiyle boynunu asmış. Ya anne bizi rezil ediyorsun bak. Anası kocaya kaçtı diyecekler. Ne dedin abi? Söyleyecek laf bulamadım. Ünledim abim ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kadarı bana fazla. Aynı gece içerisinde ben arda arda bu kadar şoku nasıl yaşayacağım ya? Ver anahtarı. Al. Bak, sululuk yapma. Ya vermiyoruz anahtarı manahtarı. Sen ne yapacaksın tesisatçıda? Yenge müsaade. Buyur. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Turgut abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Kilidi değiştiriyor. İçeri giremeyin de ananız babanız biraz huzur bulsun diye. Yahu adamcağıza nasıl bağırdıysanız ta Kastamonu'dan duyulmuş be. Annem beni aradı. Oğlum sen olaylara bulaşma diye. Körükle Turgut abi, körükle. Aynen böyle körükle. Ne oluyor lan? Ben söyledim lan tükür diye. Elindekini yavaşça yere bırak. Ne? Beni de mi döveceksiniz oğlum? Evin giderinde problem var ama sizi çağırmayacağım gençler. Duyduğuma göre gidere gider yapıyormuşsunuz. Ya siz bizim ailenin özel meselelerine neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Ben söz! Mahalle konseptinin namına kodunuz lan. Oha. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, 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 kaçtı. Mundar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Tıpası çıkmış tostanasına döndürdünüz lan mahalleyi. Ne? Hey, tıpası çıkmış tostanasına döndürdünüz oğlum mahalleyi. Bizde anaya babaya atar olmaz. Size itilik bile yapmıyorum. Ona bile layık değilsiniz. Yatsıya gidiyorum. Gelen var mı? Mübarekler. Vay anam, vay, vay, vay. Son kalede yıkıldı. Bu mahallede çok acayip şeyler oluyor Targat. Çok acayip şeyler oluyor. Siz babanızla barışmadığınız sürece burası YSK'nın önü gibi karman çorman. En son rahmetli Bülent abi de babasına böyle bağırdıydı, daş oldu, daş. Meydanda duruyor. Ne daşı lan? Heykelini diktiniz adamın. Ne? Heykel mi? Turgut abi, Şerif abinin verdiği mesajı alamamış bunlar ya. Bu gidişle sizinkini de yanına dikeriz, sevinirsiniz dikildi diye. Hadi gidelim Turgut. Dadı kaçtı buranın, hadi. Siz de babanızla barışana kadar bizle muhatap olmayın. Bakayım. Adam önce ıslattı sonra kuruttu ya lan. Anam. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Babamızın gönlünü alacağız. Hadi o zaman hadi. Ben diyorum ki mesela şöyle bir şey yapalım. Allah Allah. Heder Bey'le biz nasıl barışacağız ya? Samimi ve içten özür dileriz. Bir de hediye alırız. Tamamdır. Yeter, final yap, yeter. Bunların ikisi de benim öz kardeşim ya. Feyza hayırdır? Senin bu saatte burada ne işin var abisi? Senin işte olman gerekmiyor muydu? Abi, kendimi işe güce veremiyorum. Hadi bitirelim şu işi. Allah Allah. Hediye mi? Pedere ne hediye olur ya? Duvarı mı boyasak kız? Ha? Doğalgaz faturasını mı ödesek abi? Anam, çöp vergisini mi versen kız? Zaten bende şu an veriyor. Ayağa kalk. Allah. Adamcağıza ne hediye alsak biz ya? Ya niye kasıyoruz ki? Gidip soralım. Ev alın babanız. Üstüme iyilik sağlık ya. Eh be anne ne ettin sen? Çocukken gazetelerin verdiği uğurlayıp yaptığınız karton ev var ya. Babanız onu hala saklıyor. Çocuklarım benim için kendi elleriyle ev yapmış diyor. Anne ev bizim, kirada oturmuyoruz ki. Bir yazlık alsanız fena mı? Hem ananız da sağlığına kavuşur. Benim hastalığım İstanbul'muş be. Kurtarın beni bu dertten. Ana, bu masanın altındaki Feyza'nın karakur ismi. Anne. Bildiğin elini tuttum. Sen bu robotun üstüne can koyup sehpa mı yaptın? Sevmedim ben. Çaki gibi dolanırdı evde. Bunun başı nerede ya? Kalkın gidelim Allah aşkına. Pedere Bey'in arkadaşlarına sorarız. Sen beni var ya, onlardan daha az seviyorum. Kafam nerede?
Kafan senin doğuştan yok salak seni. Hadi. Feyza'yı zengin bir kocaya verin. 3-5 sıcak lokma girsin babanızın kursağına. Şerif amca biz sıradan insanlarız. Mucize falan gösteremeyiz. Mümkün olan şeyler iste. Kuma getirin. Anneniz ikna ederseniz, kabullenirse değmeyin babanızın keyfine. Benim öyle evladım olacak. Öldüsün ölürüm lan. Torunumu sevmem, onu severim. Heh, işte öyle bir şey olsa anam alayımızı gömer. O zaman içinizden erkek olmayanınız evde anasını oyalasın. Siz babanızı mektebe götürün. Ben? Hayatta beceremem. Kesin bir pot kırarım. Zaten annem anlar. Govel govel konuşma kızım ya. Sen böyle bir şey yapabileceğimize ihtimal veriyor musun abisi? Şerif abi ne diyorsun ya? Biz zaten sana niye sorduysak kalk kız. Stajım kolay gelsin. Biz babayı alacağız da. Babaya hediye alacağız yani. Özel bir gün falan da değil. En iyisi nedir bu hediyenin? Yani insanlar babalarına ne hediye alıyorlar? Kardeş hiçbir fikrim yok. Allah neden de hiç görmedim ki. Vay arkadaş, ülke babaları unutmuş ya. Babalara küskün bir nesil yetişiyor abi. Fark ettin mi? Çok esnaf olunca. Bir babanın en gurur duyacağı hediye hayırlı evlattır. Evladiyeliktir, gözünün önündedir. Sağda solda hep onu anlatır. Gözleri dolar ondan bahsederken. Siz tabii bu hediyeyi çok gördünüz adama. Hayatını zindan ettiniz be adamın. Bir değil, iki değil. 3 hançer soktunuz lan adamın böğrüne. Emekli orgeneral. Aman emekli mühendis, Tahsin'in su tesisatçı evlatları. Beceriksizler. Lan bir kere bir hayrını göreydik be, bir kere. Babanız da sizden bahsederken lafı hep bu cümleyle başlar. Biz de oradan anlarız sizden bahsettiğini. Hayırsız evlatlar. Neyimizi beğenmiyorsunuz siz bizim ya? Şunun şurasında esnafız. Sezai. Rızkın 10'da 9'u ticarettedir kardeşim. Allah Allah. Sanki İpek yolunu ticarete açtı. Uluslararası transatlantiklerle şeker taşıyor. Lan dükkanında yazar kasası olmayan adamsın oğlum sen. Allah Allah ne ticareti. Kailesizler. Adama size raporu dedim. İzledim o filmi diyor. Allah. Abilerim bir hafta ben edebilir miyim? Tabii abisi. Çatır çatır yapıştır. Kız sen sus. Adamın serisini bozdun zaten. Labalar içinde kalmışsa artık adamın. İkiye kullanmış ismini koyarken. Metin Ali Feyyaz'ı ne kadar seviyor babam biliyor musun? Şuursuz. Lan! Lan! Ne oldu? Metin Ali Feyyaz. Ya pehlivan! Ne oluyor lan? Ya ne yapalım evlat diye onları mı getirelim? Lan ne evlatları? Govel bu kız ya. Vallahi govel ya. Ya fena mı olur babam onlarla bir fotoğraf çektirse? Nasıl mutlu olur adam? Evet. Vallahi çok mutlu olur. Bak bu fikri benim verdiğimi söyleyin Tahsin Baba'ya tamam mı? Fikrin babası benim. Vay arkadaş. Adam dişinin kalıbını döktürmüş lan. Oh. Ya arkadaş ya ateş gördüm mü dayanamıyorum. Böyle bakıp kalıyorum hipnotiz olmuş gibi. Oğlum elini kolunu sokma oraya ya. Yanacan karacan başımıza. Geç şuraya. Bu ofisin en büyük gideri odun lan. Odun deyip geçme. Ne kadar odun, o kadar ateş. Geçen ay 1,5 ton odun yapmış. Bayağı yoğun bir işle. Ofis gideri olarak sadece odun gösterince maliyeden incelemeye geldin. Neyse ya neyse. Bizim senden ufak bir isteğimiz var. Bize bir abilik yapacaksın. Adilik yaparım. Adilik değil, abilik, abilik. Nüfusumu kullandırtacaksınız yani. Azametimi ve zenginliğimi konuşturtacaksınız. Krallığımdan faydalanacaksınız. Güzel. Anlatın soytarılar. Kral dinliyor. Türk futbol tarihi boyunca Süleyman Seba'dan başka hiç kimsenin bir araya getiremediği üçlüyü bir araya getirmeni istiyoruz. Metin Ali Feyyaz'ı. O zaman ben biraz odun getireyim. Şu işi bir konuşalım. Gol oldu. Çok yaşa. Karışma hayatıma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben. Hepinizi gömeceğim. Ulan en medyatik olanı da bize denk geldi Metin ya. Ali Gültiken desen artık bir şehir efsanesi. 90'lardan sonra doğanlar varlığını tartışıyorlar. Feyyaz elinden tut, bisküvi arasını okuma, halı sahaya getir. Öyle bizden, öyle halktan biri. Ne yapayım şimdi Sezai abi? Ha? Bu saatten sonra gidip adım mı değiştireyim? Lan Tahsin abi ismini Vural ya da Yılmaz koysaydı vallahi ne kadar güzel olurdu lan. Düşüyoruz derdik. Her türlü getirtirdik adamı. Arkadaş bu nasıl bir mantıktır ya? Ninja kaplumbağalar Splinter'ı küstürdüğü zaman Donatello'yu, Leonardo'yu mu getiriyorlar? Sezai abi az önce biz güçlü olduk dedim ya kahvede. Ağzıma eşek arası soksun. Sanırım hata yaptım ya. Yok yok.
Bir planımız olması lazım Metin. Çok güçlü bir planımız olmalı. Değil mi? Neyse ki aranızda ben varım canım. Bu ekibe bir beyin lazım da. Değil mi? Crank. Tipin de benziyor zaten. Adamı etkilememiz lazım Metin. Metin Tekin'e dair ne kadar hatıra varsa ortaya koyalım. İşlerinden en iyilerini seçelim, adama götürelim. Adamı ne kadar sevdiğimizi gösterelim. Fena fikir değil aslında. Bozuk plak bile günde iki kere doğru çalarmış. Öyle değil de ben mesajı aldım. Önce teessüf, sonra teşekkür ederim. Nasıldı lan? Bozuk para bile günde iki defa aynı yere mi düşermiş? Aynı tarafa mı düşer? Neydi o? Sıçtın oğlum, zorlama tamam. Bu kartal nerede kaldı lan? Resmen rüya takım olduk Metin. Rüya takım olduk. Arkadaş benim kapasitem bir çay. İki çayda elim ayağıma dolaşıyor. Üç çayda bildiğim mala bağlı. Ama aşırı karizmatik tipim yüzünden anlatamadım ki arkadaşlara. İnandıramıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Ulan ömrümüzün bir dönemi resmen futbolcu sapı olarak geçmiş ya. Evin bir odası Beşiktaşlı futbolcuların hatıralarıyla dolu. Recep Çetin'in ayak tırnağına kadar ne ararsan var. Ya Sezai abi bu böyle olmaz. Biz şuraya bir liste yapalım. Sıralayalım abi. Son söylediklerini bilinçaltıma attım. Bilinçaltım çorap çekmecesi gibi tıkış tıkış oldu abi sayende. Tamam beyler, evet elimizde ne var ne yok şöyle bir bakalım. Bu 90'larda Metin Tekin'in Aydın Spor maçında maruz kaldığı sert faulde giyilmiş krampon. Metin'in kramponu mu lan bu? Yok lan, faul yapan adamın kramponu. Bak üzerinde Metin Tekin'in kanı bile var. Recep Çetin'in kanı da olabilir. Çünkü faul yapan adam Recep'e de pist aldım dediydi ama ben yine de riski aldım. Abi bundan bicacık çıkmaz. Sende ne var lan? Bir Galatasaray maçında Metin'in çaldığı düdük. Mal mısın oğlum sen? Niye o maç düdük çalsın herif? Adam düdüğü hakemden çalmış abi. Hakem çok hatalı karar vermiş. Öyle ki artık hatalı karar değil, kararlı hataya dönmüş olay. Metin de sinirlenmiş, düdüğü çalmış hakemden abi. Sen de yedin. 5 lira. Ben hikayenin gerçek olabilme ihtimalini satın aldım. Ha bak, bu 89'da Metin'in çektirdiği EKG'si abi. Ki benim favorim geliyor. Bu 95'te Metin'in çektirdiği akciğer grafisi. Ne dedin? Bakın bakayım. Bu Metin'in ciğerleri mi lan bunlar? He. Vay anam, vay anam, vay. Evet, beyler. Metin Tekin'in 92'de gördüğü kırmızı kart. Bu da benim favorim. Bir de Metin Tekin'in 96-97 sezonunda Beşiktaş'ta giydiği son forma. Sen bunu nasıl aldın Sezai abi? Çaktırmadan soyunma odasına girdim. Üzerimdeki formayla değiştirdim. Metin'in bile haberi yok. Görünce ne kadar sevinecek ya. Evet, sende ne var? Panteri yavrusu. Metin'in bir penaltıda ta stadın dışına diktiği top ve Isparta için anın görüntüleri. Topun kırdığı camı bile suçun üstümüze aldık. Her şey kasette. Evet. Elimizde çok sağlam hatıralar var gençler. Metin Tekin bizi evinin baş köşesinde ağırlayacak. Bak sana iddia ediyorum, istersek Tahsin amcadan sizin adınıza özür bile diletebiliriz. Bu iddia bizim. Ya çok özel olmazsa bir şey soracağım Sezai abi. Bu dişler için senin taşıma ruhsatın var mı? Ha? Bildiğin kesici alet bu. Avının ağzını mı kapatıyorsun sen? İlk önce bu olsun. Hadi o zaman. Hadi. Al oğlum her şeyi, ofisine al. Affedersiniz beyefendi. Biz Metin Tekin'in hayranlarıyız da. Asistanı olarak... Asistanı ben değilim. Şuradaki arkadaş. Affedersiniz beyefendi. Bizler Metin Tekin'in hayranlarıyız da. Asistanı olduğunuz için sizden mi randevu talep edeceğiz acaba? Ben Metin Bey'in asistan değilim ki. Az önce konuştuğunuz kişi Metin Bey'in asistanı. Evet. Direkt senin ayağına gönderdi beni. Koşarak arkasından yanına gitsem benimle duvar pası yapmış olacak değil mi? Çaka. Sarı Fırtına'nın asistanını kes sen ya. Sevdim ama bu da sarı lan. Koşun. Birader. Kardeşim asistanı olarak bize bir randevu ver ya. Çok bir şey istemiyoruz ya. Hadi kurban oldum bir görek, hayranıyız. Gelin ben. Arkadaşım üzerinize alınmayın ama şu an solo test değerlendirme tablosuna bakıyor gibiyim. 0 puan, 50 puan, 100 puanın bıyıksız hali. Teşekkür ederim. Ben bu grubu nasıl görüştüreyim Metin Tekin'le? Yani nasıl görüşebilirsiniz? Biz hayranıyız arkadaşım. Adamın sırf Facebook'ta 10.000 hayranı var. Yarın Slovenya'da seçime girse tek başına iktidar. Diğer hayranlarından siz hayran ne? Top. Topumuz. Topumuz. Metin Tekin'in penaltıda ta stadın dışına gönderdiği top. Nereden bileceğim o top olduğunu? Elimde her anın saniye saniye görüntüsü var amca. En son Beşiktaş maçında giydiği forma. Soyunma odasından bizzat kendim aldım.
Bak hele bak, bak. 95'te çektirdiği akciğer grafisi. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. On beş bin bizim bonobonları hiçbir halt yiyemezler. Bu ekibin beyni benim. Dört senin, dört senin, yedisi de benim. Hadi bakalım. Sezai abi, benim adım Kartal. Bunun adı Metin de. Sen bu isimle çok sırıttın aramızda ha. De. Hiç moralimi bozmuyorum arkadaş. Elimde kapu gibi forma var. O formanın sahibi sen misin? Yes baby. Ya o kokudan anlamalıydım. Metin Bey senin bıraktığın formayla çıktığında o kokudan en sevdikleri bile sarılmadı ona. Ya o maç niye Metin Tekin'in son maçı oldu biliyor musun? O kokudan sonra bir daha formaya yanaşamadı. Bana bir şey gelmiyor. Oğlum sürekli yanındayız ya. Alışmıştır burnun. Şey gibi düşün, İzmir Körfezi gibi düşün. Peki o 95'te aldığınız akciğer grafisinin yerine ne koydunuz? Şey ya, bizim Şerif amca var. Onun röntgeniyle yeri değiştirdik. Doktor o röntgene bakıp Metin Bey'e sen de 60 yaşında adamın ciğeri var dedi. Metin Bey'in performansı o teşhisten sonra bir daha hiç yükselmedi. Hep düştü. Peki sen o kaset için kaç para istiyorsun? Ne parası arkadaşım ya? Metin Bey'in en büyük korkusu o görüntülerin internete düşmesi. Varını yoğunu harcadı. TRT arşivinden bile sildirdi. Sen şimdi elimde görüntüler var diyorsun. Kaç para istiyorsun? Ya para değil arkadaşım. Sadece bir görmek istiyoruz kendilerini ya. Metin Bey sizi asla görmek istemiyor. Her yere fotoğraflarınızı astıracak. Gittiği yere asla giremeyeceksiniz. Kaseti de istiyor. Bir efsanenin sonunu getirdiniz siz be. Lütfen binayı terk edin. Lan arkadaş bir döneme damgamızı vurmuşuz resmen. Bildiğin şampiyonu belirlemişiz ya. Ben zaten tarihe tanıklık eden değil, tarihi yazan olmak istemişimdir. Duydunuz, röntgenden sonra performansı düşmüş adamın. Allah Allah ya. Ben adamı siyah beyazı formadan koparmışım, adam performanstan bahsediyor. Bu mevzuda açık ara öndeyim. Valla adam o penaltıyı unutturmak için varını yoğunu harcadı dedi. Siz de duydunuz ya. Hayır kendimi övmeyi sevmem ama bildiğin efor sarf etmiş adam ya. Sonuçta herkes kendini biliyor. Aynen. Yerleri ne yaptı acaba lan? Getirdilerse sıçtık. Ya senin dişinin arasında bir şey kalıyor mu da kürdanla karıştırıyorsun ya? 8 numara şiş vereyim onunla karıştır. Havale. Feyze, ya Hilmi, manyak mısın lan sen? Ananızı hastaneye yatırdım, ne demek lan? Çocuklar, siz bu iyiliği Türk futboluna borçlusunuz. Biraz önce kendiniz anlattınız, bir yıldızı kaydırmışsınız zaten. Diğerini kurtarmak boynunuzun borcu. Lan saçma saçma konuşmayın, gidelim çıkaralım kadını. Vallahi ben anneme her şeyi dedim de dinletemedim. Twitter'dan da paylaştı zaten, ebedi vazgeçmeze. Bırakın versin lan. Gerçi ben size küsüm ama. Ya sikimde olduğundan değil de meraktan soruyorum. Sezai sen niye küstün lan? Saf değiştirdim. Sen saf tutar mıydın? Evet. Kaybeden tarafta olmaktansa diğer tarafa, babanızın tarafına geçtim. Küsüm ben size. Küsünce hediye de alıyormuşsunuz siz. Şerif abi. Çocuk lan bu. Bıyıklı çocuk. Gençler. Babanızla barışmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Hilmi abi, annem uyandı. Oh. Her yerim ağrıyor, bitti mi? Anneciğim, bitti gitti işte. Büyütecek hiçbir şey yok ki. Hem sen rejim yapmak istemiyor muydun? 1,5 kilon gitti işte. Yazın istediğin bikiniye rahatlıkla girebilirsin. Ya zaten Hamiyet abla kiloyu böbreğinden veriyor. Kimi yüzünden verir, kimi göbeğinden. Bu kadın da böbreğinden veriyor. Feyyaz kurtuldu bu. Benim böbreğimi sahiplendi mi? Sahiplendi. Sevgili böbreğim, onu o kadar çok özledim ki. Çağırın da şu Feyyaz'ı. Ne oluyor lan? Ya şimdi şeyden oluyor bu. Sol böbrek gitti ya, vücut sağa çekiyor. Rot balansta sıkıntı yaşanır bir süre. Ama sonra oturur. Aa, uyandınız mı? Ben de eşim de size ne kadar teşekkür etsek az. Gökten bir melek gibi inip kocamın hayatını kurtardınız. Ben kanatsız ve böbreksiz bir melek olabilirim. Ama benim de isteklerim var. Kocanız bizim mahalleye gelip bizimle bir fotoğraf çekinecek. Gelir tabii, ne demek. Hatta burada kendisi, çağırayım hemen fotoğraf çektirelim. Beyaz. Sonunda hallettik.
Kim kaçabilir ha takımından? Helal olsun bize. Biz kazandık yine. Biz kazandık. Ah, böbrek bizi kurtaracak. Böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf. Ve işte karşınızda kocam Feyyaz Uçar. Merhaba. Bu ne lan? Bir fotoğraf çekelim hanım. Pardon. Lan. Böyle güzel kımıldamayın. Çekiyorum fotoğrafı. Heh, bir de böbrekleri tokuştururken çek böyle. Kim bu şişko lan? Poz mu veriyorsun lan sen? Poz mu? Vermiyorum. Hilmi bunu anlamadı. Kimsin sen? Feyyaz Uçar nerede? Hı? Ben Feyyaz Uçar. Bak hala yalan konuşuyor. Yemin ederim alırım o böbreğini. Sanki biz hiç görmedik Feyyaz Uçar'ı. Tutmayın lan beni. Bizi mi kandırıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ha, siz Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'dan bahsediyorsunuz. Yok yok, o isim benzerliyor. Hanım göster benim kimliği. Bir. Bak. Benim adım Feyyaz Uçar. Dur tahmin edeyim Dombili Baykuş. Senin baban hasta Beşiktaş'tı değil mi lan? Hakikaten Feyyaz Uçar. Hamiyet abla. Kusura bakma. Ufak bir yanlışlık oldu. Yok aslında benim babam Ezgi'nin günlüğü hayranıdır. Çocukların adını Hüsnü, Emin, Feyza koymak istemiş. Hüsnü, Emin doğmuş. Fakat sonra ben erkek olunca mecburen Feyyaz'a çevirmişler. Ama sen ne diyorsun lan ver böbreği? Ara. Ne oluyor hanımefendi, ne yapıyorsunuz ya? Sen çabuk çıkar böbreği, geri ver bana. Narkozun etkisi herhalde, biz sonra gelelim. Bana bak saçaklı, narkozu veririm almadan gidersin sen. Ver hanımefendi. Taşa baş oturma bari. Adamın böbreğine iyi bak Beyyaz. Koşun koşun. Gitti böbrek. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!